Oyun anlatısı nedir? Konusu tartışmalı bir konu. Burada iki yaklaşım var. Anlatıcı yaklaşım ve oyun tabanlı yaklaşım diye tanımlayabileceğimiz iki yaklaşım var. Oyun tabanlı yaklaşımda deniliyor ki oyunlar her şeyden önce kural tabanlı yapılardır. Dolayısıyla aslında oyunda has olan şey kuraldır diyorlar. Öte taraftan anlatı geleneği ise aslında oyunların tıpkı sinema nasıl daha sonradan ortaya çıkıp anlatı kuramlarının bir parçası olduysa oyunları bu yaklaşımın bir devamı olarak görüyorlar ve bu iki yapı birleşince yani hem oyunların bir taraftan kural tabanlı yapıları bir taraftan da oyunların hikaye anlatmaya çalışması aslında oyunlara has bir anlatı geliştirmiş oluyor. Yani bu işin tarihine baktığınızda özellikle 80'lerde bu yakınlaşmayı çok açık net bir şekilde görüyoruz. Belki buradaki ilk filmlerden bir tanesi Tron adlı film 1982'de yapılıyor. Filmin yönetmeni o günün dünyasında çok meşhur olan arkade oyunları var. Arkade oyunları ne aslında? İşte bozuk parayla oynanan aslında bir oyun makinesi. Ve o günkü görsel dünya, arkade oyunlarının görsel dünyası çok renkli grafiklerden oluşan bir dünya. Ve filmin yönetmeni oradaki dünyayı filme yansıtmak için o dünyayı birebir aslında tercih ediyor. Bunlara aslında baktığınızda 1980'lerden itibaren yani oyunu merkeze alan veyahut oyun anlatısına yakın filmler, merkeze alan filmler böyle son derece gelişkin bir şekilde yaygınlık kazanıyor. Çünkü buradaki temel mesele oyunların sağladığı ekonomik başarı. Yani nasıl romanlar çok satıyorsa film uyarlaması oluyorsa, aynı şekilde sinemacılar çok satan oyunların film uyarlamalarını yapıyorlar ve bunu yaparken de o oyunlara has görsel anlatı stratejilerini filmlerde tercih etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla endüstrisel bir yakınlaşma olduğu gibi film şirketleri bu oyun şirketleri ortaklaşa hareket ediyorlar. Çünkü her ikisi de bu entertainment denen dünyanın bir parçası. Deneyim interaktiviteyi tam olarak nasıl, hangi ortamlarda deneyimliyoruz? Bir kere bütün alameti farika işte hani McLuhan'ın dediği ortam mesajın kendisidir. Yani ortamın kendisi, bilgisayar ortamının kendisi etkileşimi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla orada üreteceğiniz her şey aslında bu herhangi bir şey olabilir. Doğrudan sizin etkileşiminizle harekete geçiyor. Bu yüzden aslında bütün şu anda içinde bulunduğumuz çağda da her şey o tabanlı olduğu için interaktivite bir tarafıyla bu. Ama öte taraftan bununla birlikte geliştirilen yazılımlar, özellikle VR, interaktif filmler aslında bunun bir parçası, devamı. Sadece bu da değil. İşte sosyal medya kullanımı, işte habere yorum yapabilmek, işte tutumda paylaştığınız fotoğrafa yorum alabilmeye kadar. Yani bütün bir şeyin interaktiviteyle şekillendiği bir dünyanın içindeyiz. Yani işte bu teknolojik gelişmelerin interaktif anlatıyı nasıl etkilediğinin yalın örneklerini aslında şeyde görebiliriz. Yani dünyanın ilk önemli film festivallerinden biri biliyorsunuz Venedik'le başlıyor. Venedik Film Festivali 2017'de VR filmleri kapsama alanına alıyor. Yani ayrı bir başlık var. Aynı şekilde 2019 yılında Cannes Film Festivali de XR adı altında bir başlık açtı. Bu iki film festivalinin bunu yapması şu açıdan önemli. Çünkü 20. yüzyıl denen zaman dilimi içerisinde sinema bütün o yüzyılı etkileyen, değiştiren bir yapıya sahipti. Ve bu iki önemli festival, yeni bir yüzyılın şafağındayız, 21. yüzyılın başındayız. Ve aslında olabilecek olan şeyleri öngörmeye çalıştıkları için bunları ana bir başlık olarak dahil etmeleri aslında pek çok şeyin değiştiğinin bir göstergesi. Tabii ki şöyle değişiyor. Şimdi normal bir herhangi bir anlatıda, ister bir kitapta ister bir filmde, normalde siz pasif izler konumdasınız ve oradaki seyirci mekanizması nasıl? Perdede seyrettiğiniz karakterle bir özdeşleşme mekaniği kuruyorsunuz ve onun üzerinden anlatıya duygusal olarak dahil oluyorsunuz. Fakat bu tarz yapımlarda buradaki temel mesele bu. Yani siz burada bir anlatının parçasısınız ve siz bilfiil müdahale ederek, onu değiştirerek, dönüştürerek ona katılmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında seyirci değilsiniz. Burada kullanıcısınız, burada oyuncusunuz, burada anlatının bir parçasısınız. Şimdi bu konuda özellikle belki bu meseleyle ilgisi olan arkadaşlar muhakkak biliyorlardır. Oyun motorları var. Aslında oyun motorları dediğim şey neyi sağlıyor diye veyahut neden motor deniyor? Normalde herhangi bir işte 3D programda siz herhangi bir işte fonu tasarlarsınız, onu hareketlerini falan yaparsınız. Yapacağınız her şeyi sizin yapıyor olmanız gerekiyor. Fakat bu oyun motorlarında size o dünya sağlanıyor. Yani işte
fiziksel gerçeklik, güneşin açısı, ışığı gibi bir sürü şey siz eskiden bunları tek tek girmeniz gerekirken Unreal Engine'de veyahut Unity'de bütün bunlar aslında o program sayesinde otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani güneşin yerini değiştirdiğinizde işte sandalyenin gölgesinin yeri otomatik olarak değişiyor. Bu da size ciddi bir ne sağlıyor? Bir hız imkanı sağlıyor. Bu anlamda özellikle bu alanda, bu alanın gelişmesinde Unreal Engine, bu Matrix Awakens oyununu oynayanlar veya ilgilenenler varsa, eğer bakarlarsa, bu oyun motoruyla yapılan bir filmden bahsediyoruz. Dolayısıyla post prodüksiyon aşamasında, özellikle VFX alanında, işte bizim bugün deepfake olarak, deepfake FX diye başlı başına artık bir alan var. Post prodüksiyon alanında şu an bunun tam böyle başındayız ve özellikle görsel efekt alanında NUC kullananlar, ki NUC görsel efekt, görsel efektin amiral gemisi bir program. Bu programın bir plugin'le şu anda artık Unreal Engine'le senkron çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni programlar var. Bu alanda hakikaten gelişmek isteyen insanlar için çok açık bir alan. O yüzden ben buradan belki de en temel duyurunun bu alana ilgisi olun bütün arkadaşlara, özellikle bu bölümde okuyan insanların bu anlamda teknik becerilerini muhakkak surette geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Late Shift filmi 2016 yılında gösterime girdiğinde bu alanda, bu oyun türü alanında, bu oyun türü de ne? Full motion video olarak adlandırılıyor, tam hareketli video. 90'larda denenen, 2000'lerde denenen ama yeterli etki yaratamayan bir türdü bu. Çok ciddi bir etki yarattı. Bu oyun türünü kısaca açıklamak gerekirse, normalde bilgisayar oyunu dediğimizde hepimizin aklına bilgisayar grafiklerinden oluşan görüntüler gelir. Fakat bu oyun türünün temel meselesi, filme almış gerçek görüntülere çeşitli oyun unsurları koymak. Dolayısıyla burada siz bu tarz bir oyunu oynadığınızda, normal bir bilgisayar oyununda işte vurduğunuzda, düştüğünüzde oradaki şeyin bir bilgisayar kahramanı olduğunu, gerçek olmadığını bilirsiniz. Fakat bu oyun türünde sizin yaptığınız bütün müdahaleler bilfiil gerçek bir insan üzerinde oluyor. Dolayısıyla bu yüzden etkileşim ve özdeşleşme pratiği çok daha üst düzeyde. Ve bu film ilk baştaki gösterim stratejisi, dediğim gibi sinemayı hedeflediği için her şeyden önce ilk başta film festivallerinde gösteriliyor. Ardından sinema salonlarında çeşitli ülkelerin gösteriliyor ve en nihayetinde bizim kullanabileceğimiz şeye geliyor. İşte şeylerin, önemli oyun platformlarının mağazalarında satışa sunuluyor. Biz bu noktadan sonra deneyimleyebildik. Çünkü bu film Türkiye'deki sinema salonlarında gösterime girmedi. Fakat gösterime girilen sinema salonlarındaki izleyici yorumlarını okuduğunuz zaman, özellikle sinemanın geleneklerine bağlı izleyicileri şoke eden, onlara sıra dışı bir deneyim yaşatan bir filmden bahsediyoruz. Çünkü film sinema salonunda oynadığı zaman o ilk başta seyirciler özel bir wifi ağına bağlanıyorlar telefonlarıyla ve filmdeki tercih anları telefonlarına karar olarak düşüyor ve seyirciler o kararları verdiklerinde yazılım seyircinin çoğunluğuna göre tercihi bir sonraki sahneye doğru ilerletiyor. Dolayısıyla bir sinema filminde normalde biz perdede bütün olup bitenleri seyrederiz. Fakat burada seyirciler bir bütün olarak ortak bir anlatıyı inşa ediyorlar. Bu da sinema salonundaki seyir pratiğinde aslında yeni bir topluluk biçimini ifade ediyor. Klasik izleme pratiğinin dışındaki bir topluluk biçimini ifade ediyor. Bu anlamda burada temel olan şey, belki de tanımlamakta veyahut burada ifade etmekte zorlandığım şey de bu. Bütün literatüre baktığınızda, bütün literatürün 20. yüzyıl sineması üzerine tanımlandığını, konumlandırdığını görüyoruz. Otör kuramdan tutun da işte seyircinin konumuna kadar. Oysa burada otör kime diyeceğiz? İşte bütün bu kavramları, bütün bu tanımları aşan, onları bozan bir yerde olduğu için bu meselenin kendisi henüz hem akademik anlamda tam olarak taşların yerli yerine oturduğu bir alan değil. Şey gibi düşünebiliriz bunu. Yani 1922'ye gitsek, 2022 yılındayız. 100 sene önceye gitsek, ilk akademik makale 1916'da yayınlanıyor ve sinemaya photoplay diyorlar. Yani oynayan fotoğraflar. İlk akademik makale psikoloji alanında yazılmış bir metin ve sinemanın tanımlanması bu. Düşünsenize, photoplay diyorlar. Yani kavramların yerine oturmasının için zamana ihtiyaç var. Bu yüzden çağı yakalamak için, içinde olan bu değişimi anlamak, kavramak için
bu yeniliklere açık olmak gerekiyor, bunların farkında olmak gerekiyor. Çok yakın zamanda Eray Dinç var. Eray Dinç önemli biri, aynı zamanda akademisyen de. Ben onu kısa filmleriyle tanıyordum. O özellikle bu oyun-sinema ilişkisi üzerine Red Contact İstanbul serisini başlattı. Sonra Red Contact Londra diye bir çalışması oldu. Eray Dinç'in yanı sıra şu anda çok daha yeni olan işte bir interaktif film çalışması var. Yakında bir genç bir arkadaşımızın, bir YouTuber'ın bir sayfası var. Filmler ve Filmler diye. Bir interaktif film denemesi yaptılar. Ben de merak ediyorum. Bu 21 Ekim'de satışa sunulacak. Uzun işte geçtiğimiz Şubat'tan bu yana uğraşıyorlardı. İşte sürekli şu tarihte yayınlanacak, bu tarihte yayınlanacak. Çok yeni, çok şeyler var ve bizden örneklerin olması da açıkçası çok sevindiriyor beni. Çünkü hani yeni bir yüzyılın şafağındayız her anlamda. Ve bir önceki yüzyılda dönüp baktığımızda bir sürü şey ıskalamışız. Ama en azından umuyorum ki bu yüzyılda en azından biz de hem Türkiye Akademisi hem öğrencileri bütün bu hengamenin içinde bile olsa bence umarım çağı yakalarız ve bu alanda üretimlerde bulunuruz. Ben bunu izleyecek olan arkadaşlara bu alanda muhakkak surette çalışmaları gerektiğini söylüyorum ve artık şunu da bilsinler ki yani ben öğrenci olduğum dönemde ben 2005'te İletişim Fakültesi okudum. Bu kadar fazla tutorial, bu kadar fazla öğrenme imkanı yoktu. Yani bugün üniversitenin kimliğinin de değiştiği bir şey çünkü üniversitedeki hocalardan çok daha iyi bir şekilde, özellikle pandemi sürecinde mesela bu alanın uzmanlarının açtığı dersler oldu. Dolayısıyla artık üniversite bilgiyi aktaran yerin tek eli değil. Belki 90'larda öyleydi, 2000'lerin ortalarında öyleydi. Yani üniversiteye gitmek zorundaydınız. Fakat şimdi aslında o bilgiyi çok daha iyi başka yerlerden alabileceğiniz kanallar var. Dolayısıyla belki üniversiteler de bu anlamda asıl işlevlerine, yani araştırma yapma işlevlerine döner. Yani her anlamda, yani hem akademi hem üretim alanlarının tamamının değiştiği, dönüştüğü bir yüzyıldayız. O yüzden herkes bence uyanık olsun.